20 Mart Pazar Selahattin Eş Star Gazetesi Çanakkale'deki deniz muharebesini bile kara ordusuna yaptırtan resmi tarih çarpıtmacılığı. Evet, zaferle noktalanan ve tarihimiz açısından elbette çok önemli bir deniz muharebesi için resmi ideolojinin tarih yazıcılarınca hazırlanan bir kahramanlık senaryosunu bir kez daha dinledik. 18 Mart günü. Çanakkale Savaşı'nın 18 Mart 1915'te Osmanlı donanmasının zaferiyle noktalanan Deniz Muharebeleri bölümünün 107. yıl dönümünden söz ediyoruz. Ancak önce tarihi bilgilerimizi bir daha özetlemeye çalışalım. 1. Dünya Savaşı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahdi Ferdinand ve hanımının 28 Haziran 1914 günü bir Sırp nasyonalisti tarafından Saraybosna'da öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş açması, onun da hemen Rusya'dan yardım istemesi ve bunun kabul edilmesi üzerine. Almanya'nın da Avusturya yanında savaşa girmesi. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa'nın da savaşta Sırbistan ve Rusya'nın yanında saf tutması. Osmanlı Devleti'ni de içine çekecekti. Osmanlı Devleti, İttihat Terakki Hükümeti'nin tecrübesiz yöneticileri elindeydi. 1909'da tahtından indirilen Sultan II. Abdülhamit, savaşa girilmemesi konusunda haberler gönderse de İttihatçı liderler, savaşa girmenin kaçınılmaz olduğu, Balkanlarda kaybedilen 500 yıllık vatan toplamında, topraklarının da geri alınabileceği düşüncesindeydiler. Saraya damat olduğu için Sultan Reşad'a vekaleten başkomutan vekili Enver Paşa Londra'ya gitmiş ve 20 gün kadar nabız yoklamıştı. Ama İngiltere, Balkan Savaşı'ndan ağır yenilgi ve kayıplarla çıkan Osmanlı'nın kendi safında yer almasına sıcak bakmamış, Enver Paşa eli boş dönmüştü. Durumu gözetleyen Almanya, Osmanlı'nın kendi yanında yer alması için fırsat bekliyordu. Ve Eylül 1914'ün son günlerinde Alman donanmasının İstanbul'a gelen Gobun ve Braslau isimli zırhlı savaş gemileri Yavuz ve Midilli adalarıyla ve Osmanlı bayrağı çekerek Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Odessa ve Sivastopol gibi liman şehirlerini topa tutmuştu. Rusya bir yanlışlık olduysa özür dilenmesini aksi halde savaş sebebi sayacağını söylemişti. Sadrazam Said Halim Paşa özür dilenmesini isteği kabul edilmezse istifa edeceğini söylediği halde Osmanlı devletinin yönetimi elinde bulunduran kadro özür dileme talebini kabul etmedi ve böylece Rusya Osmanlı'ya savaş açtı ve biz de savaşa girmiş olduk. Ancak Rusya o sırada pençesinde bulunduğu derin sosyal buhranlar sebebiyle güçlü bir komünist iç muhalefette karşı karşıyaydı. İngiltere ve Fransa hem Almanya'nın safında yer alan Osmanlı'yı dize getirmek hem de kendi kapitalist sistemleri için bir tehlike olacağından korktukları komünist cereyanlarla başı dertte olan Rus Rusya Çarlığı'na yardım etmek için savaş gemilerini Çanakkale Dardanel ve İstanbul boğazlarından geçirerek Rusya'ya da yardım etmek istiyordu Osmanlı savaşa girişinin henüz altıncı ayında böyle bir çetin durumla karşı karşıya gelmişti Osmanlı Çanakkale boğazının stratejik önemini Elbette biliyordu ve Sultan Abdülhamit Seddülbahır Deniz Seddi denilen karmaşık savunma sistemlerini çok önceden yaptırmıştı o bölgede Deniz Muharebesi içinde kara muharebe vesi içinde 300.000'e yakın bir güç yığmıştı. Çanakkale cephesinin en üst kumandanı Esat Paşa'ydı ve etrafında da elbette diğer ünlü paşalar, veyarbay, binbaşı, yüzbaşı vesaire daha alt rütbelerde yüzlerce de kara ve deniz subayı vardı. Bütün Osmanlı ordularının baş kumandan vekili ise Enver Paşa'ydı. Tabiatıyla o savaşta Osmanlı ile müttefik durumda Alman ordusunun Gold ve Liman von Sanders gibi ünlü generalleri de paşa olarak aynı karargahta bulunuyorlardı. O savaşlarda kendilerine verilen vatan vazifesini yerine getirmek için hayatlarını ortaya koyan veya feda eden her askeri şükran ve minnet danar, geride kalanlara da savaşta hıyanet etmedikleri müddetçe yanlış karar vermiş olsalar bile saygısızlık yapmayız. Ama yapanlar var. Hem de resmi tarih iddiaları adına. Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin bir kısmının batırılması ve bir kısmının yara alması yüzünden kaçmak zorunda unda kalmasıyla elde edilen deniz zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir resmi tarih çarpıtmacılığını her kademeden en mesullerinin ağız birliğiyle en etkin şekilde gördük. Çanakkale'nin asıl komutanı olan Esat Paşa iken onu bir kez bile anmadan, üstelik deniz subayı bile olmayan alt dereceli bir kara subayı, o zaferde onun da kendi çapında bir etkisi de elbette olabilir ama en yetkili sorumlulardan, ekranlarda tarihçi diye konuşturulan ve ve hatta spikerlere varıncaya kadar niceleri o cephenin yüzlerce subayından birisi olan bir ismin yüksek askeri dehasını ve o büyük zaferdeki başkomutanlığını sabahtan akşama kadar övüp durdular. Halbuki bu muharebenin adı Deniz Muharebesi'ydi. Kazanılan zaferde resmi tarihçe en büyük role sahip olduğu ileri sürülen isim, Deniz subayı bile değildi ve o savaşta vazife alan yüzlerce Osmanlı zabitinden sadece birisiydi Kadir Şinaslık etmekse Esat Paşa bir kez bile anılmadı. TRT'deki programlarda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Profesör Muhammed Erat dışında hiç kimse Esat Paşa'yı anmadı. Haydi Osmanlı ordularının başkumandan vekili Enver Paşa'yı resmi ideoloji ve resmi tarihin mimarının hışmına uğradığı için anmaktan kaçındınız. Peki Esat Paşa'ya bu husumet niye? Ki yakın tarih konusundaki araştırmalarıyla bilinen Murat Bardakçı da Habertürk'teki dün Makaresinde Esat Paşa'nın Çanakkale Savaşı ile ilgili çok önemli hatıratında her şeyi yazması, yani içerisinde zülfiyare dokunacak bir şeyler de olması sebebiyle 70 yıldır bir türlü yayınlanamadığını yazdı. Bu not bile gerçeği anlamak isteyene her şeyi izah etmiyor mu?